Şu anda bizleri izleyen herkese sıcacık bir merhaba. Ben Ömer Memikbeş'e. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Elden Ring. Geçtiğimiz akşam sabır taşı olduğumuz Summer Game Fest yayınında onlarca oyun tanıtıldı. Summer Game Fest adı altında Summertime Sadness yaşatan yayın, tüm ümitler tükendiği anda bir sürpriz yaptı. Aslında sürpriz de denilemez ama bekleniyordu yani, %50 ihtimal veriyordum ben. Yayın sonunda sonucu nihayet büyük finale geldik deyince gözlerim açıldı. Uyumak üzereydim çünkü. Doğruldum ve can kulağıyla dinledim. Adam sunumda finali öyle bir anlatıyordu ki heyecanlandım. Ardından güzel bir sinematikle Elden Ring çıktı. Trailer'ı anlamak zordu. Bazı kısımlarda aha oynanış dedim. Sonrasında sinematiğe döner gibi oldu. Ama geneli sinematik ve oynanış karışıktı. Yazar kısmında Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'i görmek çok heyecanlandırdı beni. Oyun bayağı bir kaliteli olacak demek bu. George R.R. Martin yazar kısmında olduğu konusu daha önce de duyurulmuştu. Harika bir atmosfer, harika bir dünya var oyunda. Çeşitli bosslara ve canavarlara ev sahipliği yapacak oyun 21 Ocak'ta çıkacak. Uzun zamandır beklenen oynanış fragmanı, Souls serisine aşina hayranlara oldukça tanıdık öğeler barındırıyor. Büyük, hatta devasa düşmanlar, karanlık bir fantezi dünyası biz oyuncuları bekliyor. Elden Ring fragmanı yeni oyununun birçok ilki de barındıracağını ortaya koyuyor. Oyuncunun uçan bir atın sırtında dünyayı dolaşacağı görülüyor. From Software'ın bir önceki oyunu Souls'un evreninden çok daha büyük bir evrene sahip olacağı kolaylıkla anlaşılıyor. Elden Ring'in gizemi ve evreninin boyutları bizi kolaylıkla büyüleyecek gibi duruyor. Açık dünya bayağı geniş olacak demek bu. Elden Ring çılgınlığı nasıl başladı ve nasıl devam etti? Elden Ring ilk olarak E3 2019'da From Software'ın sonraki projesi olarak duyurulmuştu. Oyunu Dark Souls'un yaratıcısı Miyazaki'nin yöneteceği, yazar George R.R. Martin'in de oyunun dünyasını inşa edeceği açıklanmıştı. O günden beri oyun hakkında birçok dedikodu ve spekülasyon ortaya atılmış ve bunlar yeri göğü doldurmuştu. Coşku o kadar büyüktü ki, From Software herkesin duyduğu coşkuyu tatmin etmek için yeni bilgilerle oyuncuların karşısına çıkmaya hazır olduklarını duyurmuştu. Ve nihayetinde ilk kez fragman yayınlanmış ve oyunun çıkış tarihi belli olmuş oldu. Elden Ring çılgınlığı nasıl başladı ve nasıl devam etti? Elden Ring'in nasıl bir oyun olduğunu ve günümüzde çıkan oyunlarla nasıl karşılaştırabileceğimizi anlatayım. Elden Ring öyle bir proje ki, arkasında çalışan ekip inanılmaz güçlü. Bu ekiple birlikte nasıl bir oyun olduğunu anlayacaksınız zaten. Elden Ring projesinde çalışan ekip daha önce Dark Souls, Sekiro ve Bloodborne gibi oyunlarda çalıştılar. Elden Ring 2017 yılından beri geliştiriliyor. Yıldızları bile kontrol edebilen, hayat verme gücüne sahip olan bir yüzük var. Ve ismi tahmin edebileceğiniz üzere Elden Ring. Sonrasında bu yüzük biri ya da bir şey tarafından yok ediliyor. Ve dünya felakete sürükleniyor. Hatta anlatıcı sözlerini "Gökyüzüne bakın, yanıyor" şeklinde noktalıyor. Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenmiş olabilir. Aşağı yukarı işlenilen konu buna işaret ediyor. Ayrıca Elden Ring 3. şahıs aksiyon rol yapma oyunu olarak tanıtılıyor. Her ne kadar oyun rol yapma öğelerine odaklanacak olsa da From Software'ın huyu haline gelmiş zor oyun yapma geleneği de devam edecek. Rol yapmayı daha da başarılı hale getirmek için oyunda karakter özelleştirmenin yanı sıra çok sayıda farklı stillere sahip silahlar ve oynanış tarzları da yer alacak. Böylelikle oyuncular silah ve büyük kullanarak düşmanlarıyla farklı şekillerde savaşabilecekler. Her oyuncunun kendi tarzına uyan bir strateji belirlemesi gerekecek. Öncelikle Elden Ring, geliştiricisinin diğer oyunlarına nazaran daha büyük bir açık dünyaya sahip olacak. Bu açık dünya diğer oyunlara göre oyunculara daha çok özgürlük verecek. Her yeri keşfedebileceğiz. Kısacası oyunun açık dünyası From Software'in diğer oyunlarıyla arasındaki en büyük fark olacak. Aynı açık dünyanın Dark Souls'a göre çok daha büyük olduğu için yolculuklar sırasında atlar kullanılabilecek. Son olarak Elden Ring'de bir kasaba ya da etkileşime geçilebilen NPC'ler olmayacak. Oyun bunun yerine yıkık dökük bir dünyaya sahip olacak. 21 Ocak'ta çıkış yapacak oyunu sabırsızlıkla bekliyor ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.